Cumhuriyet Halk Partisi'nin söz talepleri karşılandı. Şimdi Adalet Partisi ve Kalkınma Partisi grubunun söz taleplerini karşılayacağım. İlk söz Sayın Ahmet Mücahit Arınç'ın. Sayın Arınç buyurun. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce dün maalesef bu yüce çatı altında hiç istemediğimiz olaylar oldu. Maalesef geçmişte çok acı gerçeklerle yaşadığımız bu acı olayların bir daha tekrar etmemesi için Sayın milletvekilleri ya yerlerimize oturalım ya da genel kurulun lütfen dışına çıkalım. Yüce milletimizin bize verdiği bir yetki de burada temsil yetkisi. O yüzden bütçe görüşmelerini ve akabinde olacak devamında görüşmelerde suhuletle ve milletimize yakışır bir şekilde görüşmelerin tamamlanmasını diliyorum, istiyorum. Bu vesileyle kıymetli milletvekilimize çok geçmiş olsun diyorum. Ailesine, camiasına çok geçmiş olsun diyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2023 yılı Merkezi Bütçe Kanunu teklifinin enerji ve tabii kaynaklar bütçesi üzerine AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle sizleri ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhuriyetimizin ikinci asrını kucaklamanın arefesinde bulunduğumuz bu dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız 2019-2023 stratejik planı kapsamında enerji arz güvenliğinden enerji verimliliğine, enerji ve tabii kaynaklar alanında teknoloji geliştirmeden yerleştirmeye, bölgesel ve küresel etkinliği arttırmaya, piyasalarda öngörülebilirlikten sürdürülebilir madenciliğe birçok alanda çalışmalar gerçekleştirdi. Milli bir enerji politikası inşa etmeyi hedefleyen bu çalışmalara emek veren tüm arkadaşlarımıza sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Kıymetli milletvekilleri, enerji toplumların refah seviyesinin yükseltilmesinde ve ülkelerin kalkınmasında hayati bir öneme sahiptir. Kısır bir siyasi tartışma argümanı olarak değil de milli bir gelecek vizyonunun üzerinde mutabık kalınması gereken bir başlığı olarak algılamamız gereken enerji konusu, hızlı sanayileşmenin bir sonucu olarak bugün geldiğimiz nokta itibariyle dünyadaki tüm ülkelerin ekonomileri için son derece hayati önem taşımaktadır. Yaşadığımız çağda hem bölgesel hem de küresel alanda rekabetçi olmak istiyorsak, çağın gereksinimlerinin en başında gelen doğal kaynaklara ve doğal olmayan enerji yatırımlarına gereken ehemmiyeti göstermeliyiz. Bu enerji yatırımları ile güvenli ve sağlıklı enerjinin arzının ne kadar mühim olduğunu, bu sene başında başlayan bölgemizi ve bizleri de doğrudan etkileyen Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar bizlere bir kez daha gösterdi. Bu süreçte birçok ülke enerji arzı noktasında sıkıntılar yaşarken bizim de dahil olduğumuz bazı ülkeler enerji maliyetlerinin birim fiyatlarında yaşanan yükselmelerden dolayı mağduriyetler yaşamıştır. Lakin devletimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliği ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın koordinasyonunda hayata geçirdiği adımlarla artan maliyetlerin birçoğunu vatandaşımıza direkt olarak yansıtmak yerine bu maliyetleri merkezi bütçenin yardımıyla sübvanse etme noktasında inisiyatif aldı. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yayınladığı verilere göre vatandaşlarımıza meskenlerde %82, KOBİ'lerce kullanılan doğalgazda %76 oranında bir destek sağlandı. Bakanlığımız bir yandan bu tarz önlemler alırken bir diğer yandan senelerdir üzerinde ihtimamla durduğumuz arzın çeşitlendirilmesi konusunda çeşitli çalışmaları hayata geçirdi. Örneğin elektrikte sürekli artan ihtiyacın karşılanabilmesi için iletim ve dağıtım ile depolama alanında yatırımlar yapıldı. Bu yılın 9 ayında toplam elektrik üretiminin yaklaşık %44'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından, %32'si kömürden, %22'si doğalgazdan sağlandı. Yerli ve yenilenebilir kaynakların elektrik üretiminde payı %60'a çıktı. Uzun dönemli doğalgaz ihtiyacının kesintisiz ve uygun maliyetlerle karşılanabilmesi amacıyla başta Azerbaycan olmak üzere kaynak ülkelerle görüşmeler yapıldı. Bu kapsamda TANAP doğalgaz boru hattının kapasitesinin 2 katına çıkarılması suretiyle hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya Hazar bölgesinden daha fazla gaz arzı sağlanması için çalışmalara başlandı. Ayrıca Trakya'da kurulması planlanan doğalgaz ticaret merkezi için izlenecek yol haritası da yıl sonunda netleşmiş olacak. Karadeniz'de ve Akdeniz'de sismik araştırma ve sondaj çalışmalarımız devam ediyor.
Kara alanlarında da hidrokarbon arama ve mevcut üretimi arttırma çalışmalarına hız vermiş durumdayız. TFO tarafından 2021'de 112 kuyunun sondajı tamamlandı. Bu yılın sonunda ise bu rakam 150'ye ulaşmış olacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden olan tamamlayın sözlerinizi. Fatih sondaj gemisinin gerçekleştirdiği 540 milyar metreküp doğalgaz keşfi milli enerji politikamızda bir devrim niteliği taşıyor. Keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olarak tarihe geçecek bu proje sayesinde ülkemizin 2001 yılı doğalgaz üretimi dikkate alındığında birinci fazda beklenen günlük 10 milyon metreküp üretime bağlı olarak doğalgaz üretimimiz yaklaşık 10 kat, ikinci fazda beklenen günlük 40 milyon metreküp üretime bağlı olarak ise yaklaşık 40 kat artacak. Bunların yanı sıra bakanlığımızın koordinasyonunda çalışmalarına devam edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali, yerli kömürün ekonomiye kazandırılması, ihtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği sağlanması, yine ihtiyaç sahibi ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı, enerji sektörünün karbon ayak izinin düşürülmesi, elektrikli araç şebeke altyapısı ile dağıtım, üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için hayata geçirilen projeler hem milletimiz ilave süreyi dizi verdim. Ben teşekkür ediyorum size. Sayın Arınç, süreniz tamamlandı. Teşekkür ediyorum. Açmıyoruz. Öyle bir prensip kararımız var. Teşekkür ediyorum. Sayın Şahintin, buyurun.